A brotherhood born in the shadows. Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Assassin's Creed Origins'e bu mükemmel manzarada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaydı başlatmayacaktım. Rita'nın görevine gidiyordum ama o kadar güzel bir yere geldim ve güneş o kadar güzel batıyor, kuş o kadar güzel geliyor, her şey o kadar güzel görünüyor ki bunu sabaha kadar sürdürebilirim bu arada. Her neyse, güneş yavaş yavaş batıyor biz konuşurken. Şuraya gönderdi beni ufaklık. Muhtemelen burada bir yer temizleyeceğim. Şeyleri koruyacakmışız. Merchandise neydi? Tüccarları koruyacağız anladığım kadarıyla. Evet, ben de böyle başlayayım dedim. Öncelikle bazı açıklamalar yapacağım. Arkadaşlar, ya burada açıldıktan sonra dedim tamam, bu iş olmaz. Bu iş sıkıntı, bu iş büyür. Yani ben bu seri %100 tamamlayana kadar birçoğunuz bu seri izlemeyi bırakacak diye tahmin ediyorum. Çünkü ya o kadar yapılacak, o kadar fazla yapılacak şey var ki benim bile ilk defa bir oyunda bu kadar gözüm korktu. Ya bunlara zaman ayırması falan, ama tabii ki vazgeçmiş değilim, ama her zamanki gibi ilginiz, alakanız bunda çok önemli. Şimdi ben diyorum ki 38 level'den sonra senaryoyu bir tamamlayalım, çünkü artık çok merak ediyorum ne olacağını. Merak eden arkadaşlarımız da var. Belki merakını dayanamayıp başka yerlerden izleyenler veyahut da oyunu kendisi oynayanlar da vardır. 38 level'den sonra senaryo görevlerine bulaşmak istiyorum. 40 level düşünüyordum ama 40 level'e kadar, daha doğrusu 40 level'de mi 38 level'de mi karar veremedim. Çünkü senaryodan ilerledikçe büyük ihtimal senaryo görevleri de bize XP verecektir. O yüzden 38'den sonra iyi olacaktır. 38 level olduğumuz andan itibaren senaryo görevlerine akmaya başlayacağım. Senaryoyu tamamlayacağız. Senaryoyu tamamladıktan sonra da canlı yayınlar olur mu bilmiyorum. Canlı yayın ister misiniz? Burada işte artık siz devreye giriyorsunuz. Ortalama kanal için benim kanal standartlarımda izleyici sayısının ve abone sayısında ortalama izleyiciye sahip bir serimiz Assassin's Creed Origins. %100 tam çözüm şeklinde bitirmeye çalışıyoruz. Her videonun kapağında tam çözüm diyor ve ben bunun hakkını vermek istiyorum gerçekten. O yüzden haftada bir ya da iki bölüm, sonrasında işte sallıyorum Mecay'ın günlüğü şeklinde kalan görevlerimizi, ek paketleri, DLC'leri şeklinde devam edecek. Witcher 3 Wild Hunt gibi uzun bir seri olmasını istediğim, ara sıra canlı yayınlara da sarkıtacağım bir seri olmasını istiyorum. Çünkü bu haritanın hepsini, tamamını gözünüzün önünde tamamlamak istiyorum. Ama dediğim gibi desteğiniz, yorumlarınız, görüşleriniz, beğenileriniz çok önemli. Beni bilgilendirirseniz de sevinirim. Bir yorum atmayı, şunu şöyle görmek isteriz, bunu böyle yapmanı isteriz, canlı yayınlara da gelebiliriz derseniz beni aydınlatmış olursunuz. Kanalımıza da yardımcı olmuş olursunuz. Benim de yani fikir alışverişimiz olmuş olur. Daha fazla lafı uzatmayayım ve gidelim şu Rida'nın günlük görevini yapalım. Ama mükemmel bir manzara var ya. Ki ben biliyorsunuz full grafiklerde oynamadım, daha önce söyledim. Bu bile muazzam ya. Bu bile muazzam gerçekten. Tamam. Konuşmalarımı yaptım. 2-3 dakikanızı yedim ama artık kusura bakmayın. Ha. 39 level adam var içeride. Demek ki sağlam bir yermiş. Yani levelimizin üstünde bir yer burası. Ha, bunlar çok güzel oturuyorlar. Ha. Tamam, bunu bul ve korumamızı istiyormuşuz zaten bizden. Bu sizin paşanız yok mu? Siz tek misiniz burada? İyi, tamam. Ne yapayım? Oh. O zaman geriye tek bir şey kalıyor. O 3 tane loot var. Evet, 1 2 3'müş zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Give me the slip darts. Hop 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 hop, ne yapıyorsun abi, bir dakika. Hey. You will pay, corpse. La oğlum. Lan ne kadar zor bunu tutturmak. Tutturdum. Sen uyandın mı ya? La oğlum dur lan. Aa, çok kısa sürüyor.
Bayek ne yapıyorsun? Abi Bayek, oha Bayek ya. İki gün oyuna girmedik, paslanmışız yine. Ah, fırtınası da geliyor. Ulan biraz daha bekleseymişim, kum fırtınasında efsane olurmuş ya bu fight. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Ha yanma yanma yanma, Bayek 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 Bayek, no 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 no, Bayek please. Kum fırtınasında efsane olurmuş bu fight. Nasıl vurdun lan sen bana? Yalnız kılıçlarımız artık inanılmaz patates oldu ya. Rida da güzel şeyler vermez oldu. Ne yaptılar? Beşlerden sonra toparladılar mı? Acı toparladılar mı diyorum. Şeyi mi düşürdüler acaba ya? Hakikaten Rida hiç güzel itemler vermiyor bu aralar. Beni her gün bir efsaneviyle ödüllendirirdi genelde. Ah ah, ben bileydim. Ben bileydim böyle olacağını. Biraz daha beklerdim. Kum fırtınasıyla efsane dalardık buraya. Rida, hadi koçum bak. Güzel bir şey bekliyorum senden. Rida's task is done. I speak to Rida. Bir de ona götüreceğim. He canım. Bacaksıza bak ya. Bir item verecek diye. Tamam o zaman arkadaşlar, Rida'ya geri dönüyorum. Biraz uzakta, o yüzden teleport atacağım. Sonrasında da günün programına başlayacağız. Dediğim gibi buraya koymayı planlamıyordum aslında ama manzara ve mekan biraz değişik olunca, böyle çöllü mekan olunca dayanamadım, sizlere bu zevkten mahrum bırakmayayım dedim. Hava kararırken biz de yavaş yavaş Rida'ya doğru yola koydum. Hadi bakalım Rida. Bu defa iyi bir şey bekliyorum senden. Hadi. Bak bir yaya ihtiyacım var şöyle güzel. Evet, evet, evet. Bu ne lan? Efsanevi zırh verdi, şey verdi. Outfit verdi. İlk defa outfit verdiğini gördüm bu arada. Acaba değerli bir şey mi? Yani çünkü parayla satın aldığınız şeyler Rida da verebiliyor size. Vallahi güzel görünmüyor ama hadi giyeceğim bugün özel. Ha o kadar aldık. O ne lan? Neyse bugünlük kalsın, kafalı çıkartamıyorum galiba. Bakayım. Ha çıkarttım. Tamam kafalı çıkartalım. Saçları da takalım. Vallahi ne diyeyim hani. Çok antin kontin bir şey ya. Hadi bir de bir de şey alalım, sandık alalım şansımıza. Rare verdim. Geç patates, kalkan. Zaten hiçbir zaman sevmedim bu sandık işlerini. Kumar bildiğiniz. Şimdi arkadaşlar, bu enteresan aldığımız yeni kostümümüz ile çok istenen bir görev var benden. Şu görev, bu Gift from the Gods, Tanrılardan Hediye isimli göreve gideceğiz. Ne olduğunu bilmiyorum. Güzel göndermeler olduğundan bahsetmişsiniz. O zaman vakit kaybetmeden... Abi şuralara bak ya. Hemen vakit kaybetmeden en yakın yere gidiyoruz. Bayek, bu kostüm sana büyük geldi sanki ya. Sen bu kostüme bir oturmadın gibi, değil mi? Bana bir garip geldi böyle. Neyse. Tabi buna şimdi... Meriamun gider. Gel bakalım Meriamun. Haydi bakalım. Çöl kartalı Bayek. Yine sizleri bu manzaradan mahrum bırakmak istemiyorum. Ya çok enteresan bu. Gerçekten böyle giriyorsunuz. Şunu da yapayım, bunu da yapayım derken bakıyorsunuz 3 saat olmuş. Ben de o yüzden girmiyorum. bu kadar basit. Ya kayıtlar dışında pek yani Assassin's Creed Origins yokmuş gibi davranmaya çalışıyorum. Ne bu görevin özelliği ya? Bir de böyle garip parlıyor. Bu bir... şeyle eklenen, oyun şeylerin eklediği bir görevmiş. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum.
By all the gods. Have they sent a message from the sky? It's as if Ra has descended upon us. Tanrılar adına diyor. Bize diyor tanrılardan diyor mesaj mı gönderildi diyor. Bunu atlasam ölür müyüm lan? Neyse. Bayağı meteor indi ya. Kriptonlu mu geldi ne oldu? Dur, dur Meryem'un dur. Tamam, kaza alanını işte şey alanını incele diyor. Daha doğrusu ulaş diyor. Tanrılardan bir hediyemiz var. Şöyle güzel bir Ra kostümü falan versene güzel olurdu yalnız. Çok fantaziye kaçmayan şöyle güzel bir Ra kostümü. Işıklı ışıklı. Yine fantezi olurdu gerçi. Ya oyun öyle bir aşamadı ki. Yani %80-90 gerçek, %15-20 fantezi arasına girmiş durumda. Bayağı meteor var lan yerde. The fireball has revealed an entrance to this tomb. Ha. This is a sign from the gods. Düşen diyor ateş topu giriş açtı diyor. Bu tanrılardan bir haber mi, işaret mi diyor. Niye bileyim bayek, sana sormak lazım. Could this be referring to a sundial? I wonder. Ha? This number seems important. Tamam, bu sayılar önemli olmalı. Güneşin düşüş noktalarından falan bahsetti. Evet, puzzle'ı çözmemizi istiyor. This number seems important. Anladım Bayek. Ha. Nereyi gösteriyorsun? Tamam. Şimdi bir güneş var arkadaşlar. Piramidin vurduğu noktalar. Bu hani bir çubuk koyarsınız, güneş vurur, saat başı yer değiştirir ya. Onun gibi bir şey bu anladığım kadarıyla. Her farklı açıdan farklı yere mi vuruyor ne anlamadım ama öyle bir muhabbet olsa gerek. Herhalde şu piramidin tepesindeki zımbırtı da bunun... Neyse şimdi şöyle baktığımızda güneşi arkamıza mı alacağız herhalde? Tamam ya şöyle hesaplarsam sağdan... Tamam. Ne yapacağımı anlamadım ama en azından hani mekanını şeyi anlamış oldum. Mekanını diyorum ya. Ha. Okey hocam. Okey hocam. Bu iş bende. Aynen. Bu diyor işte bu mezarda görünen o güneş iz düşüm mü diyeyim ona. Düştü yarım. Heh. Tamam şimdi. Abi. Şu. Oldu mu? Olmadı. Buradan deneyelim. Şu. Olmadı mı? Niye olmadı? Çok mu vurdum acaba? Şöyle mi lan? Bir dakika. Böyle değildi ya. Aynısını buradan deneyeyim. Abi okla mı vuracağım? Onu da bilmiyorum gerçi. Belki tıklamam gerekiyordur. Seno'yla bakalım. Yok. Seno'dan tık yok. Vallahi şu an sallıyorum hani tepedeki o siyah şeyleri bulmaya çalışıyorum ama. Şöyle yapsam hocam. Ama sol taraf görünüyordu ya. Orayı arkamıza aldığımız zaman şurada bir boşluk vardı. Arası boşluktu. Şu vardı. Arası boşluktu. Şurası vardı. Şöyle görünüyordu. Şimdi güneş arkamızı acaba... Evet, bakın mesela şunu acaba gündüz mü olması gerekiyor? Bir dakika, belki de gündüz olması gerekiyordur. Bir dakika. Belki de gündüz olması gerekiyordur. Bir de gündüz deneyelim. Şimdi taşın üstüne çıkacağım. Arkada güneş olacak. Doğru pozisyonda durdum varsayıyorum ki zaten önümde var bir tek. Yani şimdi deneyelim. Aha! Evet, güneş olması gerekiyormuş. Evet ben doğru yapmışım ama güneş olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bunlar ne peki şimdi? Vuracağız mı bunları? It is reacting.
Ne oluyor lan? Ne oldu şimdi? Hocam sol butladım. Ne yapacağım şimdi? Bir daha mı çıkacağım acaba? Sol butladın ne lan? Dur bir daha çıkalım. Gerçi açtık ama. Dur ya, Serapına başlayacağım. Evet, bir daha çıkacakmışım. Abi hay Serapına, ne oldu şimdi? Bir daha açayım. Şöyle. Şöyle. Şimdi kapakları açtık abi. Eyvallah da. Sonrasında ne yapacağım ya? Ya dur Bayek, sen de var ya. Combo yapısı tuttu ya. Ha abi, çok fazla vuracakmışım ben abi. Arkadaş ben ne bileyim, bir tane vurdum. Gerçi vurduktan sonra Bayek şey diyordu, tepki verdi falan diyordu. Baya asılacakmışım ya. Tamam, şimdi ulaşacağım. What have I done? Ne yaptım ben diyor Ra adına. Mezarı kontrol etmeliyim. Keçi dur keçi. Keçi sen yapma keçi. Bayağı Fallen Star ya. Düşmüş iyi yıldız yani. Oha mezar açılmış. Vallahi geliyor. Kostüm geliyor arkadaşlar. Aha da kostüm. Vallahi kostüm geliyor. Hazıralım. Fantastik bir şey olmasa bari. Mekan efsaneymiş ama. Oh, you doorkeepers who guard your portals, who swallow souls and who gulp down the corpses of the dead. Doğan Bayek. What a journey I have made. The things I have seen. I am but one of you. Sözlerim bir şey mi ifade etmesi gerekiyor, anlamadım ama. Kim lan? Hocam sen bu zaman diliminin insanı değilsin galiba. O ne ya? Abi ne oluyor? Bu ne lan? Onu kullanacağım mı gerçekten? Ve bunu. Bayek ne kadar mutlu. Oha! Bu nedir abi? İnek. Deve mi lan? Ne lan bu? Evet arkadaşlar. Final Fantasy evrenine hoş geldiniz. Yani şimdi o karakter Final Fantasy'ye benziyordu ama ben Final Fantasy oyunlarını oynamadım. Yani emin de değilim. Devil May Cry diyemeyeceğim çünkü Devil May Cry'da böyle bir tip hatırlamıyorum ama Final Fantasy tipli bir abi geldi. Bayağı Final Fantasy oldu bizim için gerçekten. Beni çok merak ediyorum. Yaptınız mı lan gerçekten? Abi deve, ha deve bu. Deve mi? Ne lan bu? Evet arkadaşlar, Assassin's Creed Origins'in final bölümü. Ne hepiniz hoş geldiniz. Bunun üzerine ancak final gider. Ben daha fazla söyleyecek söz bulamıyorum. Şu an yani göndermenin bokunu çıkarmak bu işte. Bilmiyorum yani Final Fantasy mi değil mi, siz artık yorumlarına söylersiniz. Ben Final Fantasy oynamadım da bu nasıl bir binek ya. Evet, deveye laf edenler şu an utansın. Yerin dibine gömülsün abi. Kafanızı tavus muşu gibi sokun. Bir daha da develere laf etmeyin, yoksa sizi böyle şeyler karşılar. Bakın çok ciddiyim.
kılıca falan bakalım da. Ama çok efsanevisin sen ya. Cedric. Dayı sen çok efsanevisin ya. Sen fazla legendary'sin hocam. Kılıç zaten... Bu zamanın kılıcı değildi yani. Bu bölümlük kullanacağım bunları ama bir sonraki bölümde çıkartmayı düşünüyorum. Kalkan Hadid'in bir nevi de kılıcı kesinlikle kullanmayacağım. Evet arkadaşlar, tanrılardan hediye, Ubisoft'tan bir öldüren şaka. Gerçekten. Herhalde Final Fantasy'dir diye tahmin ediyorum. Çünkü o tarz bir iki tip görmüştüm Final Fantasy oyunlarında. Biraz izleme fırsatım olmuştu kendim oynamasam da. Tamam hocam, First Pyramid, Merse Pyramid. Durun ya. Vallahi bak var ya. Oha çok vuruyor ya. Yok aga bu insanlık dışı yani. Ben yanlışlıkla görev mi yapıyorum ya? First Pyramid bilmem ne. Her neyse arkadaşlar tamam. İkinci görevimiz Incoming Threats. Bayık bu şeyi durmadan söylüyor. Her oyuna girdiğimde bundan bahsediyor. Bize bir mektup verildi canlı yayınlarda. Bu mektupta Siva için yeni bir tehlike gün yüzüne çıkmış. Bayek de bunun ne olduğunu öğrenmek istiyor. O yüzden de Saracina Camp denen bir yere gitmemiz gerekiyormuş. Nerede o Saracina Camp? 7000 metre falan diyor kendileri. Siva'da mı? Ora nere lan? Evet, buraya gideceğiz. Enteresan bir yer. O yüzden Siva'ya seyahat ediyoruz. Yolda devam edeceğiz. Evet, Saracina kampa doğru yola çıkmış durumdayız. İlk defa geçeceğiz buraları. O yüzden kesmeyi düşünmüyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Bayek ve Final Fantasy kaldığı yerden devam ediyor anlayacağınız. Senu'dayız. Hop. Senu niye yapmıyorsun hareketini? Heh. Utandı şimdi bu kadar kişi izleyince. Seni bugün uçmuyor yalnız. Heh. Uçsana kızım. Ben kartalım, yüksekten uçarım diyor. Anladım. Bayek kaptırdı gidiyor şu anda. Yüksel hadi yüksel sen, anladım sen tepeden uçmak istiyorsun. Hop tehlike. Ne oldu? Kim? Öf be sırtlanmış. Abi niye? Yürümüyoruz, yürüyoruz ya da ne yapıyoruz? Evet. Evet. Nerede bu kamp ya? Tamam. Buradan sola döneceğim. Daha doğrusu ileride. Ben yanlışlıkla yürüme tuşuna mı bastım? Hangisi yürüme tuşu onu da bilmiyorum da. Şuradan dönüyoruz. Yani güzel çölümsü. Sırıtmayan güzel çöllük mekan. Ya bir git. Aslanım rahat dur. Söz dinleyen aslan. Leopar'ı, Jaguar'ı bayağı güzel avlanacak bölge var. Oo bir dakika. Ya buraya geldim. Fight çıkacak. I must let Rome know that Siwa is never to be harmed again. Tamam. Diyor. None of these men will survive. Tamam. Oo. Tehditleri şeyleri ortadan kaldıracağız. Bayek çok sinirlendi yalnız bir anda. Hani Siva'nın bir daha hani bir kişi tarafından ya da bir şey tarafından tehdit edilmesini ne göz yummayacağım dedi ve direkt öldüreceğiz herkesi. İşte Bayek'i kızdırırsanız bu olur. Adam sonunda canına tak etti yani. Çok kalabalıkmış ya. Step by step ilerleyelim ki indirmesinler. Şimdi burasının gözlem noktası nerede? Bana o lazım abi. Alarm. Gerçi buraya kim girecek alarm çalınsa bile ya. Geceyi beklesek mi?
Çok kalabalık arkadaşlar. Geceyi bekleyelim. Oyun en zorda. Her ne kadar Final Fantasy olsa da patates ederler bizi bakın. Bizim için Final Fantasy olur. Ayak şu korkutucu maskeni de tak abi. Artık o zırhla nasıl sneak yapacaksak. Gece operasyonu en sevdiğim. Tehdit neymiş ki, ben hala onu anlamadım. Bunlar mı tehdit yani? Bu kadar mı? Bunları öldüreceğim bitecek mi? Abi, sürüden ayrılanı kapar kurtlar mantığı. Şu uyuyan abilere hemen uyursan ölürsün repliğini hatırlatalım, değil mi? Ne diyorsunuz? Gavira vigilant. So much for the commander. Çok fazla komutan var. Belki de diyor önemli bir şeyler, önemli bir dokümanlar falan taşıyorlardır diyor bu komutanlar. Kılıç. Yapma be. Çok güzel. Ha buldum. This may tell me what their plan is. Bu bana planlarını söyleyecekti de ben okuyamadım arkadaşlar. Kapattım yanlışlıkla ama neyse sıkıntı yok. Zaten kampı temizlememizi istiyor musun hala? Ona göre hareket edeceğim. Hala istiyor. Okey. Loot bunları alırım. Dual Sword, güzel. Karbon fiber efsane. Lan. Damn it. Neyse. Ben anlamadım abi. Komple herkesi öldüreceğim mi gerçekten? Sanırım öldüreceğim çünkü hala öldür diyor yani. İşgalciler miydi ya? Invaders. İşgalciler demek miydi? Hatırlayamadım arkadaşlar şu anda, kusura bakmayın. Yani tehdit yaratan, tehdit oluşturabilecek. Zaten zehirlenmiş ya. Zehirden gidecekti bu. Kobra zehrinden. Kaynatılmış kobra zehri. En güçlü zehirdir. Ulan ne sallıyorum abi. Çok da güzel uyuyor fakirlerim ya. Bir kişi mi kaldı? Ona da efsanevi magic shot. Tamamdır. I will destroy these cards and Jibade will soon meet Anubis. Ha? Jibade diye birisini assassinate düzenleyeceğiz.
Kendisi bir Breeders, yani ne oluyor? Ben şu mektubu bir okuyayım arkadaşlar. Bir mektup geldi bize. My Egyptian friends diyor. Mısırlı dostlarım diyor. Bu değil mi? Military orders. Ordu emirleri. General R denen birisindenmiş. Şimdi şöyle bir bakayım. Bu mu acaba ya? Yanlış mektubu okumayalım abi. Şimdi anladığım kadarıyla rüşvet müşvet muhabbetleri var. Çok da iyi anladığımı söyleyemem açıkçası ama bu Cebina denen arkadaş, maşallah hepsi de ayrı bir diyarda arkadaş. Bu ne biçim Siva'ya tehdit? Siva'da değerli bir şey olduğundan falan bahsetmişler. İşte Siva'yı tekrar kontrolleri altına alacaklar. Bu arabalarda da onlar için önemli şeyler var. Bu Cibade denen eleman da rüşvetçinin teki. Onu öldüreceğiz. Arabalarını yok edeceğiz. Siva'ya gelen tehdidi ortadan kaldıracağız. Evet, çok güzel. Oha, kumdan kale var karşıda. Nasıl lan, kaleye mi gireceğim? Canlı yayınlarda görmüştük burayı ama girmemiştik, tırsmıştık. İşte korkunun necele faydası yok. 300 fantastik Final Spartalı geliyor. Kaçılın. Yolla bakalım, yanıyor. Çok istedim. Tamam. Tamam. Okey. Tamam, bu kalenin içinde bir yerde olmalı diyor Cibade. Cibade. Yalnız beni de orada haşet etmesinler bayek. Ne diyorsun abi, başarır mıyız? Adam var mı lan burada? Of, 40 level diyor arkadaşlar ya. Sadece göreve odaklanacağım, kaleyi es geçeceğim. 40 level adamlar falan var içeride. Gördüğünüz gibi sarı ve taçlı yani. Sarıysa yaklaşma, taçlıysa hiç yaklaşma. İkisi birleşti mi çık, oyundan çık yani, öyle diyeyim size. Dayı beni görme be. Eyvallah. Tamam, buldum ben cebaneyi. Ha da burada. Korumaları var. Lan baya kumdan kare ya. Of, çok yalnız şey. Çevresi çok kalabalık. Nasıl olacak bu iş, fikrim yok. Dur bayek, çıkma abi komple. Çıkma abi komple. Postu deldirmeyelim. Bu bayağı zor olacak arkadaşlar. Umarım tek denemede halledebiliriz. Hey. Yok, bir şey yok. Dışarı çıksa da alsam şu elemanı ya. Neyse, strateji değiştirmeye karar verdim. Ya tepesine yine ineceğim, inmesine de. Sıkıntımız şurada. Bir şey mi oldu dayı? Tek de yemiyor ya. Namussuz. Abi. Hey, what? Siva'dan haberler var mı falan diye soruyor bu arada. Ya oğlum, kullanmayı bilmediğin şeyi alma eline. Roma is true. The object from Siwa will give us the power to make all Egypt ours. Ya Allah, bismillah. I can hit him. Now to destroy the car. Tek yedim. Tahmin etmiştim tek yiyeceğimi. Ne yalan söyleyeyim. Çok kalabalık ve indiğim gibi tek yedim zaten. Ama herhalde görevi sayacaktır. Berbat, berbat. Aşağı indiğim anda bayağı ayağa kaldırmayı unuttum. Bayağı ayağa kaldırmayı unutunca da mal gibi 2-3 saniye kaybetip demeyi çedim. Doğal olarak da sonumuz bu oldu. Yalnız orada da nasıl bir tek vuruşta o kadar can alıyorsunuz ya. Ön kapıdan giriyorum bayağı. Careful'u merifulu kalmadı dayı. En azından assassination'ımızı gerçekleştirdik, öyle diyeyim. Bir de şu arabayı yok edeceğiz. 40 level dayının gözü önünde, nasıl yapacaksak onu. Şu mavi araba.
Oldu mu? Oldu mu lan? Bir şey söyleyin. Yok bir şey yok. Gelme. Gelme lan. Bak. Geliyor vallahi. Gel gel. Tek misin lan canım? Tek misin lan canım? Help me! Over here! Yok help me. Yok help me. Yok help me. Help me. Öyle tek başınıza 60 kişi tek kişiye dalmayı biliyor musun? Şimdi hiç help me deme bana. Bu araba nasıl patlar ya? Patlar ne ya? Ha, oldu galiba. Ne var be? Ne var? That is one. Now the other two. Ha, iki tane daha var. Tamam. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Ya oğlum bir dur. Die, maggot. Kaç 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 payek. Şimdi abi erkekliğin %90 hatırladın. Kaç abi. Yok bir şey yok. Abi Assassin'in %95'i kaçmaktır. Erkekliğin %90, Assassin'in %95'i. O yüzden içiniz rahat etsin yani. Arkadaşlar gireceğiz de tabii ki buraya da. Şu an zamanı değil. Öyle söyleyeyim sizlere. Ne kadar Final Fantastic bir karakter olsak da şu anda pek de bir şey... Fork etmediğini gördüm. Tamam. Öldüm sandım ya. Ya bayık düz yürü. Allah'ım. Nasıl heyecana geldiyse kaza tırmanıyor ya. Girecek bir tarafına. Daha insanvari yerdeyiz. En azından kendi levelimizde bir yerdeyiz şu anda. Lan topallıyor bir de. Gel bakalım. Türü belli olmayan. Ya gidin Allah'ını severseniz. İşim var şu anda. Maşallah yani öyle mekanlar var ki hepsi böyle 3 yıldızlı yerlerde. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar göreve odaklanacağım. Buralara gireceğiz zaten merak etmeyin. Ama şimdilik ekstra bir şey yapmak istemiyorum buralarda. Senon. Kızım bul bana şunu. Eyvallah. I should be cautious around here. Nerede ya? Şöyle yapsam daha iyi olacak. Direkt firebomb atarım zaten patlıyor. Yok oluyor yani patlıyor ne demekse. James Bond filmi. Şu mekanları görünce böyle bir nedense şey geldi aklıma. Neyse şunu alayım abi. Hiç de loot yapmadı demesinler. Crafting de geldi güzel. Hey. Ya bayak var ya. İstesem oraya atlamazsın abi ya. Ya dayı sen de bir dur. Al. Al hocam. Ya ne oluyor? Sen kimsin? Kaptan anasını satayım. Sıçtık. Zorla fayda sokuyorsunuz beni ya. Dur. Dur. Bayek dur. Şurayı kır da. Allah belanızı verecek. Allah belanızı verecek bak. Ya şurayı bir kırayım da ölürsem ölü öleyim ya. Ya sen... O sil de vermiş buraya.
One more. Bay, senin bu kıyafetle ben en iyisin. Arena'yı sokayım abi. Ya! Starting a blaze. Hayır. Öyle bir şey yok. Bu da mı kaptan ya? Ya! Dans et lan. Ben girmeyeyim de. Of, ateşin içine yatıra öldürdüm abi. Siz... Anladım abi. Öldüremedim. Ya Bayek. Bu defa benim yapabileceğim bir şey yoktu. Ya Allah belanızı verecek. Nerelere soktunuz beni? Güzel. Anladım. Şimdi hemen son yere gidiyoruz. O da Fizan'da. Bu nasıl Siva'ya tehdit? Hiçbiri Siva'ya yakın bile değil ama. Neyse hadi. Yedik. Bu arada hemen craft'ı da yapalım. Zaten tek bir item'ımız kaldı. Çok güzel. Hidden Blade'in son aşaması. Ne gerekiyormuş? Her şey hazır aslında. Sadece karbon fiber gerekiyor. O da toplamayla çıkıyor arkadaşlar. Yani loot'la çıkıyor. Satın da alabiliyoruz ama inanılmaz pahalı. İnanılmaz pahalı. Bütün paramı ona harcamak istemiyorum. O yüzden soru işaretlerini toplaya daha doğrusu kampları temizleye çıkartacağız onları. Arkadakiler de kendi kendilerine gelin göğe yolluyorlar ya. Abi daha yaklaşmamışım. Ha burada mı? Allah Allah. Niye böyle yolun ortasında bu? Bana bir tuzak gibi geldi. Ha pardon. Ucu ucuna tek attım abi. Ucu ucuna. Ya arkadaş. So much for their bribery. Very well. I've done what I can. Yapacağımı yaptım. Now I will see Otis in Alexandria. Şimdi Otis'i göreceğiz. Alexandria'daki bize bu mektubu gönderen kişiyi göreceğiz. İskenderiye'de. Gidelim bakalım. Bakalım bu Otis kimin neymiş, nesiymiş derken. Ne yapıyor bu askerler burada? You there! Stop! What has happened here? Ne olmuş burada diyor? Otis patates olmuş. Ne olacak? This body. I fear it is Otis. Ne kalkanmış be. Yemin ediyorum ben de böyle kalkan yok dayı. Vay, güzel hareketler. Temiz mi yukarısı? Gel buraya gel. Temiz herhalde. Oo, bayağı biçmişler burayı abi. Otis bizim ölmüş herhalde. Ne oluyor lan? Kimdi o?
Sen kimdi beni gören? Neyse ya, önemli değil. Wearing the robes of a scribe. Ah, it is indeed Otis. Poor man. Signs of torture. Someone tried to make him talk. Evet, Otis ölmüş ve işkence yapılmış. Birisi onu konuşturmaya çalışıyormuş dedi Bayek. Araştırıyoruz. Araştırıyoruz. Kendisi bu arada bir neydi ya? Yine unuttum ne olduğunu. Kerim'in. Letters and papers from the royal palace. Ah, nothing of use here. Kraliyet sarayından sayfalar, yapraklar, dokümanlar, işimize yarar bir şey yok. Palace budget. Nothing of interest. Tamam, burada da bizim ilgimiz çeken bir şey yok. Şuradaki mekan. Poor girl. Zavallı. One of the servants. Hizmetçilerden biriymiş. Hizmetçi olmalı dedi ya da. Wearing the robes of a scribe. Ah, it is indeed Otis. Poor man. Tamam, buna bakmıştık zaten. Yukarı çıkıyorum. This is Otis's blood. Bu Otis'in kanı. He tried to flee. Ha. Çırpınmış, kaçmaya çalışmış. They were determined to leave no witnesses. Bunu yapanlar arkada tanık bırakmak istememiş diyor. Yani istemiyorlarmış diyor. He was attacked in his sleep. Uyurken saldırmışlar. This jar has something in it. Bu diyor, küpün içinde bir şeyler var abi. Ben ne olduğunu biliyorum Bayek. Yılan var abi. Yok mu lan? Hayret. Bir not saklanmış. Önemli olmadı. Umarım diyor bunu bunu okumuşsundur falan diyor. You did fine work to gather this information, Otis. As you traverse the Duat, I swear to you, if I get the chance, I will make certain this General Rufio pays. Görev yarım kaldı. Eyvallah, kalkan verdi de. Tamam, hani bu arkadaş görevini yaptı. Yanlış anlamadıysam Bayek generalin ismini de öğrendi. Hani şansım olursa dedi, bu generali de indiririm. Dedi, ama görev geldi mi ona bakacağım. Questlerde side quest olarak Rokoliropolis. Yani bir görev görünmüyor. Notlar geldi. Inventory'e birkaç not geldi. Evet, Otis'in notu ve evet, Romalı generalin ismini, Rufio'yu da buradan öğrenmiş oluyoruz. Anlaşıldı. Ya bu şu anlık bizim boyumuzu aşıyor ama generalin de icabına bakacağız dedi Bayek. Gördüğümüz zaman belki de senaryoya bağlanan bir karakterdir. Bir şey diyemeyeceğim. Evet arkadaşlar, ben buradan Final Fantasy şeklinde huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki bölümde bu kostümleri, zırhları falan çıkartacağım. Çünkü oyunun doğasına hiç gitmediğini düşünüyorum. Zırha bir şey diyemeyeceğim. Bir gladiator havası var ama kılıç ve kalkan kesinlikle bu çağın aletleri değil. Çok saçma duruyor. Evet. Bölümle ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Güzel bölüm oldu. Beklediğimden güzel bölüm oldu. Ben ufak tefek görevler bekliyordum ama yine tatmin edici, sıkmayan güzel görev oldu. Ben çekerken çok keyif aldım. Umarım sizler de keyfi almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız da kanalımıza bir mesele katkı sağlamış olursunuz. Bir sonraki Assassin's Creed Origins bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kız! Kuşum olsun ismini, Siyanuk koyacağım.